Gazze'nin en büyük hastanesi şifada bulunan prematür bebekler, hastane çevresindeki çatışmalar ve elektrik kesintileri nedeniyle ölümle burun buruna. 36 prematür bebek var ve onların durum ne olacak? Bunu da konuşacağız. Konuğumuz Yeryüzü Doktorları Başkanı Yahya Han Güney. Sayın Güney, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hem görüntüleri hem haberimizde hem de dün Şifa Hastanesi'nin doktorlarından birinin açıklamalarını da izleyicilerimizle paylaştık. Tabii önce bu yeni doğan ünitesi ve prematür doğan bebekler için tıp ne yapmalı? Sonrasında da Şifa Hastanesi'ndeki bu prematür bebeklerin geleceği ne olacak, akıbeti ne olacak onu konuşmak isterim. Şöyle, yeni doğan yoğun bakım üniteleri aslında teknoloji bağımlı merkezler. Hı hı. Yani bir hastanenin, bir sağlık kuruluşunun en değerli yerlerinden birisi. Çünkü yeni doğan, yani daha yeni doğmuş ya da erken doğmuş, prematür, matür olmadan önce doğmuş bebekler gelişme geriliğini, gelişmesini tamamlayamamış. Dolayısıyla normal bir insan şeklinde vücut bağışıklığı, vücut beslenme sistemleri, hayata dirençliliği olmayan insanlar. Bunlara yönelik kurulan sistemler özellikle son 20, 30, 40, 50 yılda çok gelişti. Öncesinde zaten bunlar ölüyorlardı. Ama şu anda bizim ülkemizde, dünyanın birçok ülkesinde yeni doğan yoğun bakım üniteleri, teknolojik gelişmeler, ileri gelişmiş cihazlar, iyi eğitilmiş personeller ve iyi kurgulanmış sistemlerle artık hayata tutunabiliyor. 500 gramın üzerindeki çocuklar dünyada artık, özellikle başka bir rahatsızlığı yoksa, tam ve nitelikli olarak düzgün bir insan olarak hayata tutundurulabiliyor. Fakat 500 gram, yani yarım kiloyu düşününüz. 700 gram bir bebek, el kadar bir şey. Bu bebeği, bu çocuğu orada normal bir gelişimini sağlayabilmesi için uygun ısı, uygun ortam, 24 saat çok ciddi bir bakım, aynı zamanda bu çocuğun iyi beslenmesi, iyi bir şekilde takip edilebilmesi için sistemin çok yüksek seviyede olması lazım. Buranın havalandırma sistemlerinin kendine özel olması lazım. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bütüncül bir havalandırma sistemi olmalı. Çünkü çok çabuk enfeksiyona kapılabiliyor çocuklar. HEPA filtreli, bugün uçaklardaki olduğu gibi devamlı sirkülasyon ve devamlı havanın temizlendiği sistemlerle olmalı. Aynı şekilde küvezlerin içinde düzenli bir sabit nem, sabit ısı olmalı ki o çocuklar üşümesinler ve o çocuklar hayata tutunabilsin diye. Öbür taraftan 700 gramlık bir bebek ya da 1 kilogramlık bir bebek ne kadar sıvı almalı? Düşününüz. Bunun çok hassas ölçülerek verilmesi lazım. El ayarıyla siz bu çocuğu besleyemezsiniz. El ayarıyla bu çocuğun damarından bir serum veremezsiniz. İşte bu ve buna benzer sebeplerle çok üst seviyeli infüzomatlar, infüzyon pompaları, efendim monitörler, mesela doğru düzgün nefes alamayan çocuklara, oksijen yetersizliği olanlara ventilatörler, işte suni solunum cihazlarıyla, bebeklere özel yapılmış cihazlarla bakım verilmesi lazım. Öbür taraftan bu cihazlar çok sık, günlük, 3 günde bir, haftalık bakımdan geçirilmeli. Teknik bir destek lazım. Bunun ötesinde bir de yoğun bakım ünitelerinde olan personelin buradaki bu sistemi, yani iyice dezenfeksiyon yapılmış üst seviyeli sağlık hizmeti konusunda çok eğitilmesi lazım. Hı-hı. Mesela düşünün, İstanbul'da ya da Ankara'mızda bir hastanenin yoğun bakımdan 3 hemşire hanım işten ayrılsa ya da bir hekim arkadaş ayrılsa o yoğun bakımda kriz olur. Çünkü herhangi bir yetişmiş nitelikli bir sağlık personelinin yoğun bakımda, özellikle yeni doğan yoğun bakımda tam bir yetkin bir sağlık personeli olarak çalışabilmesi için özel eğitimler ve özel stajlar gerekir. Mesela bu bahsedilen Gazze'deki hastanelerde, yani 3 tane yoğun bakımda çalışan, yeni doğan yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanının ayrılması bile orada büyük bir felaketi getirir. Hmm. Öbür taraftan bebeğin 24 saat düzenli ve devamlılığı için buranın elektrik sisteminin devam etmesi lazım. Havalandırmasının, temiz su sistemlerinin devam etmesi lazım. Ve bu sistem bir zincir gibidir yeni doğan yoğun bakımda. Zincirin bir bölümü kırıldığı andan itibaren olumsuzluklar başlar. Çünkü çok hassas ve çok özel bir durumdur. Anlıyorum. Yeni doğan yoğun bakım. Çok hassas, çok titiz, tabii, çok dikkat edilmesi gereken hususlar var o yeni doğan ünitesi, tabii, ve bu prematür bebekler için. Görüntüleri de izlediniz, siz de takip ettiniz. Şu an öyle bir ortam var mı? Şifa Hastanesi ya da Gazze'de şu an
Bizim yeryüz doktorları çalışan arkadaşımız da oradaydı. Düzenli zaman zaman bir iki günlük kesilmeler olsa da biz görüşüyoruz onlarla. Şimdi Şifa Hastanesi'ne bizim kendi çalışan yeryüz doktorlarının personelleri ayrıldılar oradan. Güneye doğru geçtiler. Yani bunu konuşabilmek mümkün değil. Oradaki çocukların, bebeklerin hastalıklarının niteliklerine ve yeni doğan yoğun bakımda bulunma nedenlerine göre de muhtemelen yeni ölümler olacaktır. Çünkü dezenfeksiyonla ilgili problemler var, elektrik kesintileri var, nem, ısı problemler var. Özellikle hassas durumdaki ve kritik durumdaki olanlar muhtemelen kısa süre içerisinde kaybedilir. Mesela kuvvetlerin çoğu çalışmıyor tabii yakıt olmadığı için. Artı yeni doğan yoğun bakıma ihtiyacı olan bebekler oraya gelemediği için onlar zaten gidiyor. Çünkü ölüm nasıl hayatın bir parçası, doğum da parçası her gün. Bizim ülkemizde de dünyanın her yerinde de insanlar var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiğinde 5000 civarında Aralık ayında doğum yapması beklenen hamile anne var Gazze'de. Bunlar bir yerde doğum yapacaklar ve bunların bir kısmında doğal olarak herhangi bir problem olmasa da insani ihtiyaçlar, hastalıklar sebebiyle ya da bir takım bilinemeyen nedenlerle yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı olacak. Bunların hiçbirisi gelemiyor. Muhtemelen şu andaki sayıların azlığındaki problem bu hastaneye daha önceden yatırılmış bebekler. Şu anda yeni bebek transferi yapılamıyordur. Ya da anne transferi. Şimdi tabii bu bebeklerle alakalı yani uluslararası şimdi dün akşam geç saatlerde Türkiye, Mısır ve İsrail Sağlık Bakanları istişareler sonucunda acil durumu olanları Mısır belli bir bölümünü kendi ülkesinde şu an sağlık bakımlarını üstlenmiş durumda. Biz yine aynı şekilde dün gece itibariyle Ankara'ya getirdik. Bu yeni doğan bebekler için ne yapılabilir? Yani onlar için gerçekten durum kritik mi şu an? Önce yani dünyadaki standarttan bahsedeyim müsaade ederseniz. Şimdi hasta transportudur bunun adı. Hastanın bir hastaneden başka bir hastaneye nakli. Normalde transport ambulansları ya da tam teşekküllü ambulanslar ve hasta nakil araçları götürür. Ama bütün dünyada ve bizim ülkemizde neonatal yani yeni doğmuş bebek transferi ayrı bir disiplindir. Yeni doğan özellikle yeni doğan yoğun bakım için özel ayrılmış ambulanslar vardır. İçerisinde küvezi olan sistemleri olan onlarda bile hasta ölüm oranları çok yüksektir. O yüzden yeni doğan yoğun bakımlarda biz bebekleri bir hastaneden başka bir hastaneye nakletmeyi istemeyiz. Hatta böyle bir ihtimal varsa öncesinde anne doğum yapmadan ilgili kişiyi o yaşadığı yerden o hizmeti alabilecek çünkü riskler tespit edilebiliyor bazen gebelik döneminde o zaman gönderiyoruz. Yani anne karnında transport önerilir. Dünyada normal hasta transferlerinde en yüksek ölüm oranları ve problemli oranlar yeni doğanlardır. Burada da muhtemelen şifa hastanesinden eğer hastalar çıkarılacaksa, tabii yani teknik şartlar ortadan kalkınca artık bir anlamı yok ama muhtemelen en geç çıkarılacak olanlar yeni doğan yoğun bakım olanlarıdır. Çünkü kısa süreli ventilasyon... İsrail buna izin verecek midir Yahya Amir? Çok zannetmiyorum. Yani ben siyasi meseleler biraz uzun uzun sizlerden de dinliyoruz. Bunun için biraz daha özel şartlar lazım. Çünkü yani ventilatör bağlı bebekler... Dünya Sağlık Örgütü tabii, diyelim. Oksijen yetersizliği olan bebekler yolda... Yol yok ki bombalanmış etmiş nasıl gidecek? Çok kolay değil. Orada çözüm üretmek en azından veya diğer hastaları transfer ettikten sonra başka çare kalmadığında onu o 30-40 bebeğe ulaşmak daha onlarla ilgili yani çalışmak ayrıdır. En son bırakılması gerek yani pek çok hasta transferinin belki transfer en riskli olduğu. En riskli olduğu en bu riskli prematür olduğu. Tabii, ve yeni doğan çocuklar. Tabii, bütün dünyada öyle. Yani şu an hastanelerde zor şartlarda olsa orada mevcut hallerinin en iyisi sağlanmalı ve o şartlarda bu bebeklerin tedavisi veya ya da... transfer şartlarının yükseltildiği devamlı içerisinde akülerin olduğu, kesintisiz güç kaynaklarının olduğu, küvöz sistemlerinin olduğu, başında yetişmiş düzgün dezenfeksiyonu bilen sterilizasyonla ilişkili bilgi sahibi personellerle birlikte nakli mümkün olabilir. Hani rutinde olması gerekeni söylüyorum ama bizim televizyonlarda seyrettiğimiz şeyler korkunç böyle bir şey yok ve burada aslında şu görünüyor o hastanenin görüntülerinden bizim oradaki çalışan arkadaşlarımız oldukça nitelikli bir sağlık hizmeti var Şifa Hastanesi'nde. Doğru. Yani bizim İstanbul'daki Ankara'da gelişmiş. Hastane. Şehir hastanesi gibi. Gelişmiş. Bir. Çünkü Filistinliler diasporası güçlü bir toplum. Dünyanın her yerinde çok nitelikli, çok düzgün Filistinli hekimler var. Bizim ülkemizde de çok düzgün Filistin kökenli hekim arkadaşlar var. Onlar kendi ana vatanlarına dönüyorlar ve orada hizmet verdiklerinde yani Şifa Hastanesi'nin sağlık hizmet kalitesi düşük değil. Fakat şimdi düşüyor. O ortaya çıkıyor. Allah yardım etsin zor bir durumdu. Tüm hastaneler neredeyse boşaltılmak üzere. Evet. Ya bu kadar yaralı tedavi görenler ne olacak Yahya Bey?
Vallahi yani böyle dünya oradaki çıldırmış olmalı son gibi. Son sorum bu. Yani orada durum. Görev yapan doktorlara da bakıyorum. Hepsini alınlarından öpmek lazım. Asla bizler bunları bırakamayız. Yani onlar birer kahraman. Zor şartların insanları. Hı hı. Biz hekimler olarak, sağlıkçılar olarak onlarla iftihar ediyoruz. Ve onları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeriz Doktorları Derneğimizde düzenli olarak Gazze'de ve Filistin'deki sağlık çalışanlarını desteklemeye çalışıyor. Onların ailelerini desteklemeye çalışıyor. Bizim sadece sağlık çalışanlarına yönelik büyük maddi şeyde olan projelerimiz de var. Çünkü sağlık çalışanlarını siz ayakta tutmazsanız, onların ailelerini düzgün tutmazsanız o insanlar, o fedakar insanlar, o insanlara hizmet, oradaki o zavallılara hizmet veremeyecek mağdurlara. Yani sağlık sistemini ayakta tutmamız lazım. Ve bu anlamda da destek gerekiyor. Öncelikle psikolojik bir destek gerekiyor zaten. Arkalarında olduğumuzu, destek verdiğimizi hissettirmemiz lazım. Ben güneydeki sağlık kuruluşlarına şu an daha fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Bizim kendi Yeriz Doktorları Derneği sağlık çalışanları da güneye geçtiler zaten. Kuzey iyice karıştı. Neyin ne olduğunu çok belli olmadığı bir dönem. Allah yardım etsin. Peki. Yeryüzü Doktorları Başkanı Yahya Angüney, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza katkıda bulundunuz.